Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir lezzet köfteli patlıcan kebabı tarifi vereceğim. Buyurun başlayalım. Çok güzel bir patlıcan yemeği. Bismillahirrahmanirrahim. 600 gram orta yağlı kıymamız var. 1 çay bardağı galeta unu. 1 adet yumurta. Yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı nane. 1 tatlı kaşığına yakın tuz, yarım tatlı kaşığı acı pul biber. Tuzu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Baharatları da yine damak zevkinize göre ayarlayıp azaltıp çoğaltabilirsiniz. Eksik ya da daha çok farklı baharatlar da kullanabilirsiniz. Tamamen kendi tercihinize kalmış. Böyle sade karabiberli, acı biberli de gerçekten çok lezzetli oluyor. Güzelce yoğuralım. Elimizin içinde bir misket büyüklüğünde yapalım. Daha küçük de yapabilirsiniz. Daha büyük de yapabilirsiniz. Farklı şekiller de verebilirsiniz. Tamamen kendi tercihinize kalmış. Gerçekten bu patlıcan yemeği, patlıcan kebabı diyeyim yani. O kadar lezzetli, o kadar güzel oluyor. İslim kebabıyla patlıcan sarmasına rakip diyebilirim. O kadar lezzetli, o kadar güzel oluyor. Arada böyle elinize sıvı yağda sürerseniz köftelerinize yapışma olmaz. Normalde yapışmıyor da hani sıvı yağla biraz daha parlak olabilir. Şimdi 6-7 adet patlıcanlarımızı alacalı bir şekilde soyalım. Soyduğumuz patlıcanları suya bırakalım. Kızım da bir yandan ellerine sağlık misket köftemizi hazırlıyor. Bana yardımcı oluyor, Allah razı olsun. Patlıcanlarımızı dörde bölüp böyle ister kare ister biraz daha jülyen bir şekilde doğrayabilirsiniz. Patlıcanlarımıza biraz tuz ekledim, attım yani. 1 su bardağı kadar sıvı yağda patlıcanlarımızı kızartalım. Patlıcan kızarırken yağını öyle çok az da koymayın. Çok da değil ama yine de patlıcanın dibinde yağı olsun yani. Patlıcan biraz yağı seven bir sebze olduğu için yağlı kızarması daha lezzetli oluyor yemek için. Alacalı kızarmış yine patlıcanlarımızı çekelim. Çok aşırı kızartmayalım. Alaca bulaca olsun yine. Diğer kalanını da yine tekrardan kızmış yağa dökelim. Patlıcanların tamamı kızardıktan sonra aynı yağda yine zaten yağımız az kaldı. Köftelerimize şöyle bir çevirelim. Fazla değil yani böyle hani çiğlik rengi gidecek. Çok kızarmayacak. Kanalımda mutfağa dair birçok video var arkadaşlar. Bakmanızı yapmanızı tavsiye ediyorum. Çok lezzetli tam tutan tariflerdir. Köftelerimiz de kızardı. Şimdi 5-6 adet kadar yeşil biberimizi şöyle orta büyüklükte doğrayalım. 1 adet kuru soğanı da küp küp doğrayalım. Üç diş sarımsak. Sarımsağı da yine azaltıp çoğaltabilirsiniz. Sevmiyorsanız eklemeye de bilirsiniz. 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Yine sarımsağımızı, soğanımızı, biberi ekledim. Güzel soteleyelim. Bu aşamada çok aşırı yağ eklemeyin. Patlıcanlarımıza yağlı olduğu için şöyle 1 yemek kaşığı kadar da tereyağı ekliyorum. Tereyağınız yoksa eklemeyebilirsiniz. Tamamen tercih meselesi, sıkıntı etmeyin yani. Sıvı yağla da çok güzel oluyor. 4-5 dakika böyle güzel soğanı biberi soteleyelim. Yarım yemek kaşığı un ekledim. Onu da güzel şöyle bir tur karıştıralım. Sonrasında 1 yemek kaşığı salça ekleyelim. Un da neden ekliyorum?
sosunun koyu kıvamlı olmasını sağlıyor. Su ekleyeceğiz ya. Biraz koyu kıvamlı sosu ben daha çok sevdiğim için yarım yemek kaşığı un ekledim. 1,5 su bardağı su ekliyorum. Biraz daha sulu seviyorsanız 2 su bardağı da ekleyebilirsiniz. Ben 1,5 su bardağı ekledim. Yarım tatlı kaşığı tuz ekledim. Yarım tatlı kaşığı acı biber ekliyorum. Az bir şey de karabiber attım. Yine burada da dediğim gibi baharat tercihi tamamen sizlere kalmış. Patlıcanları ekliyorum. Köfteleri de ekleyelim. Bu aşamada karıştırırken biraz dikkatli olalım. 2 kaşıkla karıştıracağım. Patlıcanlarımızın dağılmaması gerek. O yüzden 2 kaşıkla karşılıklı yavaşça karıştırıyorum. Pişerken yemeğimizi daha karıştırmayacağız. Sosunu her tarafına güzel yavaşça dikkatli bir şekilde gezdirelim. Biraz ben yavaş karıştırıyorum. Videoyu hızlandırdığım için hızlı gözüküyor. Şöyle yakınlaştırayım. Gerçekten mükemmel oldu. Şu anda bile yani ye beni diyor. O kadar lezzetli, o kadar güzel oluyor bu yemek. Bu ana yemek. Tencere yemeği. Fırınla da uğraşmaya gerek yok. Kaynadıktan sonra böyle altını kısık ateşe, orta ateşe getirip böyle 20-25 dakika pişirelim. Böyle iyice güzel birbirine lezzeti, kokusu geçsin. Yemeğimiz çok güzel pişti. Gerçekten mükemmel oldu. Ara ara sizlere gösteriyorum. Yanında da dünden pişirdiğim pirinç, bulgur pilavımız var. Yanına cacık yaptım. Tam kıvamında olmuş sevgili arkadaşlar. Suyu çok fazla da değil, az da değil. Altını kapattım. Yemeğim bir 5-10 dakika dinlendikten sonra şimdi servisi sizlere göstereyim. Çok güzel olmuş, bakar mısınız? Köftelerde dağılma kesinlikle olmuyor. Garantili bir tariftir. Lezzetli bir tariftir. Kesinlikle muhteşem bir ana yemektir. Bulgur pilavımızı böyle gelişi güzel koyalım. Hani bir kaseyle şekilde verebilirsiniz. Ben böyle tabağa direkten servis yaptım. Yanında da cacık ile köfteli patlıcan yemeği. Patlıcan kebabı. Bir nevi aslında patlıcan musakka da diyebilirim. Hani kıymayı direkt kavurmadım da köfte yaptım. Mükemmel olmuş sevgili arkadaşlar. Daha güzelleri, daha lezzetlileri sizlerin olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Desteklerinize tabii ki ihtiyacım var. Allah'a emanet.